D vitaminini bu şekilde alman, ben hiç bugüne kadar bir uzmandan böyle bir şey duymadım ama öğreniriz Güneş de şimdi. çok iyidir aslında. Hayır, Güneşlemeyi tavsiye de ederler, sadece yaşlanmayı güneş karşı yiye. derler. Ha bak, bu konuda bak sözüne güveneceğiz. Bizim Kesinlikle. de zaman zaman, hatta yakında ben de kapısını Biz de çalacağım. beraber gideceğiz. Beraber gideceğiz bu D vitamini işleri için. Doktor Ender Saraç var. Ender Hoca, Ender Hoca, günaydın. günaydın. Günaydın, iyi yayınlar, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, iyiyiz. Şimdi kafamız çok karışık. Konuğumuz diyor ki D vitamini almak için haftada bir gün solaryuma giriyorum diyor. Hatta bunu uzmanlar da öneriyor. D vitamini almak istiyorsanız solaryuma girin diyormuş uzmanlar. Şimdi genelde solaryumu biliyorsunuz cilt kanseri yapma riskinden dolayı bir de cilt kırışıklıklarını arttırma, aynı zamanda da cilt lekelerini arttırdığından dolayı genelde karşıyız. Ancak burada Seda'nın haklı olduğu bir konu var. Şimdi kış ayları, hele bu saatlerin ileri olması, geri alınmamasından da kaynaklanan sürekli karanlıkta yaşıyoruz. Residence'lar, ondan sonra mor ötesi ışını absorbe eden, yani geçirmeyen camlar derken tamamen güneş ışığından maruz kaldık. Dolayısıyla kemik erimesi riski olan, çok sık hastalanan, D vitaminini güneşlenip aktif hale getiremeyen kişilerde normalde zararlı olmasına rağmen D vitamini sentezini destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirmek, kemik erimesini yavaşlatmak için 10 günde bir böyle kısa 10-15 dakikalı solaryuma girmenin ciddi artıları da olabilir. Yani bu kar zarar hesabını burada bir doktor yapması lazım. Ben burada kısmen konuğunuzu haklı buluyorum. Tamam, o Ha, zaman teşekkür şöyle yapalım. ederim. Doktorlar tavsiye ediyor, mutlaka girin ya da doktorlar duruma Bazı göre. zaten solaryuma herkes giremiyor zaten. Hani soruyorlar, orada bir broşür dolduruyorsun. Evet. Rahatsızlıkların varsa doktor hani uygun görüyorsa girebilirsin diyor Tamam. mesela. Peki D vitamini için siz hekimler esas olarak neyi öneriyorsunuz? Solaryuma mı Şimdi girelim, güneş hayır. ışığından mı İlk alalım? önce hekim kontrolünde kanda D vitamini tayini yapılmalı. Hatta şu an ben de hasta muayenesindeyim mesela. Bir iki hastama da D vitamini yazdım. Çünkü kış aylarında D vitamini eksikliği olabiliyor. Bu da sık hastalanma, bağışıklık sisteminde çökme, göbek ve belde yağlanma, kemik erimesi, unutkanlık, hatta birçok kanser riskini arttırma gibi çok ciddi sıkıntılar yapabiliyor. O nedenle kan tahlili yaptırıp D vitamini düşükse hekim kontrolünde, çünkü yağda eriyen vitamin olduğu için Evet. fazlası zararlıdır, zehirlenme yapabilir aşırısı. Yani azı karar çoğu zarar gibi düşünelim. Burada D vitamininin çeşitli preparatları var. Evet. İğne yoluyla, ağız yoluyla, dil altı Damlaları. spreyi gibi, hap gibi alınabilir. O zaman D vitaminini eksiğini hekim kontrolünde ağızdan destek alarak, çok acilse iğne yoluyla tamamlamak mantıklıdır. Buna rağmen bazı kişilerde emilim sorunu olabiliyor veya bazı kişiler gerçekten güneş ışığı istiyor. Kışında herkesin imkanı yok tabii ki güneye gitmeye. Öyle durumlarda bir kapalı olan hanımefendilerin, iki çok residence'larda, kapalı yerlerde, AVM'lerde çalışan, vakit geçiren kişilerin belli aralarla kemik erimesi riski de varsa D vitamini aktif hale getirmek için kısa bir ultraviyole desteğinin yararı olabilir. Ama ağız yoluyla bu açık kapatılır. Buna ancak bir hekim karar vermesi gerekir. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok Sağ teşekkür olun. ederim. İyi çalışmalar. Aydınlattınız bizi. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi Sağ yayınlar. olun. Teşekkür ederiz.